Hanımlarımız da katıldı buraya. Hanımlara söyleyeceğim bunu. Napolyon Bonaparte diye bir zat, Fransız komutan, Akka Kalesi'ni kuşatır. Fakat kaleyi alamaz. Dünyaca ünlü bir komutan bu. Fransa'ya döndüğünde der ki halk, ahali, idare eder. Ya sen namı diye çok büyük bir komutansın. Bir avuç orada Türk'ü yenemedin, bir kaleyi fethedemedin dedi. Napolyon'un söylediği aynen şu. Ben de orada Türk askeriyle de savaşmadım. Ben orada Türk analarıyla savaştım dedi. Türk anaları der, öyle bir evlat yetiştirmiş ki der, onlarla kavga etmek cesaret ister her şeyden önce. Yani böyle bir şanlı analık tarafınız var sizin. Ki bugün sizlerin doğurduğu evlatlar Güneydoğu'da şehit edilenin yerine ben de gideceğim, ben orada olmak istiyorum diyorsa bunlar sizlerin eserindir. Bu dernek ve bizim kültür kavramımız, kültür mücadelemiz sizlerin yerinde güzelleşir. Kemal Bey'in söylediği gibi burada hanımlar olarak günler yapın. Rahşan ayağa kalkar mısın? Şimdi kadınlarımızın da neticede bir baş tutarın olması gerekiyor. Zaten bu sünnet. Öyle diyor Peygamber Efendimiz. Üç kişiyseniz biriniz diyor reis yapın diyor. Bu sünnet. Kadınlarımızın da kendi arasında bu tür organizasyonlar yapabilmesi için, kendi aralarında bir çalışma, bir üretim yapabilmeleri için birinin yönlendirmesi lazım. Daha sonra oturursunuz, kendi aranızda başkan seçersiniz, başkan yardımcısı seçersiniz ama bir oluşumda Raşan'ı burada tanıyın çünkü çok çalışıyor Raşan. İstediğimiz yere geliyor, gidiyor falan. Zamanını harcıyor, parasını harcıyor bu kızın. Kadın kolları oluşturacağız. Ben burada çalışmak istiyorum diyenler Raşan'a söyleyebilir de. Hakikaten buradan burada yapacağınız mücadele, burada vereceğiniz mücadele sizden gelecek nesillerin hayatını restore edecek. Onlara bir gelecek temin edecek. Nihayetinde herkes kendi başına buyruk olursa o toplumlarda bir dağınıklık olur. Toplu olmak lazım, birlik olmak lazım, biri olmak lazım. Bunun için de kadın eli değmesi lazım. Yani kadın elinin değmediği hiçbir oluşum, hiçbir